In the name of Allah, the beneficent, the merciful. Efendim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah her şey gönlünüzcedir. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Bugün İngilizce mantık dersimizi işleyeceğiz inşallah. Hemen vakit kaybetmeden ekran paylaşımı yapalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Hatırlayacağınız üzere bir önceki dersimizde değerli arkadaşlar Arapça burada renklendirilmiş ve üzerinde işaretleme yapılmış olan metinde gördüğünüz gibi onun tercümesini okuduk ve orada geçen kimi ifadeler ile ilgili müellifin şerhini de okuduk. Dipnotları yani. Onlar şerh olarak okuyoruz. Bugün inşallah burada şu Arapça ifadeyi okuyacağız. Sadece bu kadar. Bunun üzerinden yeniden aşağıda şu geçen hafta okumuş olduğumuz ibarelerde dipnotlar var. Onları müsaadenizle size görmeniz açısından vurgulayayım. Görsellik bakımından dikkatinizi çeksin diye. Burada iki numaralı bakın bir efendim dipnotumuz var. Burada üç numaralı bir dipnotumuz var. Aşağıda da burada gördüğünüz gibi şurada dört numaralı dipnotumuz var. Burada numaralı bir dipnotumuz var. Bu beş dipnotu şerh olarak. Bunlar dipnotlar şerh olarak müellifin yaptığı şeyler. Dolayısıyla bunların sözcüklerin şerhlerini de okumuş olacağız. İhtiyaç olduğunda bu kavramlara zaten orada yer vermiş. Yeniden değinme imkanımız olabilir. Bu dipnotlar üzerinden efendim bu konuyu Isagoji'de ele alındığı şekliyle inşallah ele alıp işleyeceğiz. Bir hatırlayalım. Lafzın manaya delaletinin üç efendim şeyi vardı. Üç tane karşılığı vardı. Mutabık olan yani complete accord dediğimiz tamamen anlamına tekabül ediyordu. Partial accord dediğimiz ikincisi kısmi delalet ediyordu. Tazammunu diyoruz buna. Bir diğeri de concomitance olarak ifade ettiğimiz telazumi yani lazımi manada delalet ediyordu. Bunları şöyle yazalım müsaadenizle görmeniz bakımından. Bir lafzımız var. Bu lafız manaya delalet ediyor. Bu manaya delaleti üç şekilde. Birincisi mutabık, bu %100 anlamı karşılaması anlamına geliyor. İki, tazamun, tazamuni anlam, bu kısmi anlamın bir parçasına, bir kısmına delalet etmesi demektir. Üçüncüsü de iltizami anlam. Yani aslında lafızda doğrudan bu anlam yok ama bu anlam o lafızın muhteva ve içeriğinden vaz edilişindeki ona yüklenen anlamdan bağımsız değil, ondan ayrılmıyor. Sürekli onunla beraber oluyor. Onun için de concomitance olarak ifade ettik zaten. O birlikte olmak, ayrışmamak, beraberlik anlamına gelen bir sözcüktü. Dolayısıyla iltizamı da bunlarla ifade etmiş olduk. Şimdi aslında temel konumuz, onu vurgulayalım. Daha görsel olsun. Şöyle hatta bu pardon, bu şeyin onu çözemedim. Çok özür diliyorum. Onu inşallah halledeceğim ama bir türü var. O şekilde işaretlersem böyle yapmıyor. Mesela şöyle sağdan sola doğru yapmam gerek. Ha, böyle de yapıyormuş. Evet. Şey yapamadım. Eğer nasılsa. Evet. Neyse. Ona dikkat etmeye çalışayım. Sizin de görsel olarak rahatsızlık vermeyelim size. Vocables and the five universals. Ana başlığımız buydu. Beş tümeldi. Vocables, lafızlar. Lafızlar bahsi. Ve beş tümel. Five universals. Bizim Arapça mantık derslerimizde de eğer izliyorsanız, içinizde Arapça bilen var izliyorsanız, orada da bunlar üzerinde durduk. Normal olarak mantığın
dört temel konusu vardır. Beş tümeller tanımdır, önermeler ve kıyastır. Fakat beş tümel konusu doğrudan doğruya lafızlarla ilgili olduğu için lafızlar konusu işlenmeden beş tümel işlenemez olmuş ve zamanla lafızlar bahsi de mantığın dört konusunun başlangıcı, mukaddimesi olmak üzere beş hale getirmiş. Beş konusu var. Bu konu lafızlar. İşte onun için de dikkat buyurursanız burada müellif bize sümmel lafzu diye bakın lafız konusunda efendim lafız ile başlayacak ve sümmel lafzu lafzın ne olduğunu söyleyecek. Ben bu vurgulama işinden vazgeçiyorum. Kalemle yapalım. Sadece kalemle göstereyim. Çünkü sizi de rahatsız ettiğini düşünüyorum. Kalemle yetinelim. Evet. Arapça geldik. Yukarıyı bir hemen hatırlayalım hızlıca. Üşenmeyelim. Dersimiz önemli çünkü. El-lafzu eddallu. Yani bir anlama delaleti olan lafız. Bil vaz'i vaz ile. Daha önce delaletten bahsetmiştik. Akli delalet, tab'i delalet ve lafzi delalet diye bunları konuşmuştuk. Bir kültürün, bir toplumun bu dili konuşan insanların koymaları yani gerçekleştirmeleri, var kılmaları anlamında vaz. Yedullu ala temami ma'ude alehu vaz edildiği mananın tamamına delalet eder. Bil mutabakati buna mutabakat diyoruz. O ala cüz'ihi mananın bir kısmına delalet eder. Buna tazammun diyoruz. Ve imkâne lehu cüz'ün tabi cüz'ü varsa hepsinin cüz'ü yok. Cüz'ü varsa ve ala ma yulazimuhu o lafzın anlamından ayrılmayan, onunla her zaman var olan, bitişik olan, nerede ama fi zihni tasavvuri olarak zihnimizde hep var olan anlamına da bil iltizam, iltizami anlam deniyordu. İşte şimdi buradan lafza tekrar geldi ve lafzın manaya delaletinin üç düzeyini belirledikten sonra sümme lafzu imma mufradun ve imma murakkabun diyecek, muellefun diyecek. Şimdi burada değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bu müfret sözcüğü önemli. Devamında gelecek. Müfret tekil demektir. Singular, tekil sözcüktür. Bunun ve imma murakkabun, mürekkep, müellef diyecek. Buna da composite diyeceğiz biz. Composite yani birleşik ifadeler. Biz şimdilik sadece müfret olanın üzerinde duracağız ve müfret bir lafzın neye delalet ettiğini, ne yaptığını okuyacağız. Sonra da bunun İngilizcesini ve şerhlerini okuyacağız. Bir lafız diyor ya müfred olur ya da mürekkep olur. Müfred olursa ve huve bu müfred lafız ellezi la yuradu bil cüz'i minhu dilaletun ala cüz'il mana kel insan. Şimdi müfret olduğunda insan sözcüğünde olduğu gibi diyor. İnsan sözcüğü. İnsan sözcüğü müfret bir lafızdır. Bunu biraz anlayalım. Çünkü son derece önemli. Hani Arapça mantık derslerimize girmeyen izleyicilerimiz ve öğrencilerimiz için gerekli olabilir bu ifade. Müfret lafız şu demektir. Sözcüğü oluşturan harflerden herhangi birisini ondan ayıramıyorsunuz. Ondan ayırdığınız zaman anlamı bozulur. Bölemiyorsunuz. Parçalayamıyorsunuz. Yani bir sözcük, bir lafız ki anlamına delaleti o lafız parçalanmaksızın bir bütün halinde o anlama delalet ediyor. Dolayısıyla bu şu demektir. Yani bunun cüzleri, parçaları yok demektir. Cüzleri. Yani leyse lehu ecza diyoruz biz bunu Arapça. İngilizce'de it has not parts. Parçalara sahip değildir. Parçaları yok. Cüz part demek biliyorsunuz. Parçaları yok. Parçaları olmayınca da parçanın anlamına delaletinden söz edebilir miyiz? Hayır. Onun için ellezü la yuradu bil cüz'i minhu ondan herhangi bir şeyi parçalayıp da mesela in
san, ini, sanı parçalayıp, heceleyip, ayrıştırarak onlara anlam yükleyemeyiz. Parçalarının anlamı yok. Parçalarına anlam yükleyemiyoruz. İşte singular word ya da müfret lafız, el-lafzul müfret dediğimizde Arapça, İngilizce singular word dediğimizde buradan anlaşılması gereken anlam parçalanamayan, parçalarına ayrışamayan, ayrıştığında da parçalarının anlamı olmayan sözcüktür. Parçalayabiliriz. İnsan, insan. İni, sanı ayırabilirsiniz. Peki ama inin de anlamı yok, sanın da anlamı yok. La yuradu bil cüz'ü minhu, bu lafzın, minhu'daki hu müfret lafza racidir. Bu müfret lafzın bir kısmı, bir parçası ile kastedilmez la yuradu. Delaletun bir gösterge, bir delalet, bir anlam işareti aranmaz. Neye? Ala cüz'il mana, onun anlamının bir parçasına delaleti aranmaz. Ve imma muallafun, burada diyorum zaten muallaf, bakın murakkep müallaf. Ve huvellezi la yekunu kezalik, o böyle değildir, yani müfret gibi değildir. Kezalik müfret, müfret gibi değildir, müfret gibi değildir. Parçalarının anlamı vardır. Peki parçalarının anlamı olan cümleyi renklendirelim ve üzerinde duralım. Kerami el-hicara, bu kaf gibi örnek, example manasına. Buradaki kef şu, example. Örneğin ramil hicara. Bu ramil hicara bir terkip, mürekkep olmuş Arapçada. Taş atan demektir. Taş atan. Taş atan bir isim olmuş. Adam çok taş atıyor demek ki. Adama isim yapmışlar. Adamın adı ramul hicara. Ramil hicara. Adamın adı bu. Hani bazılarının adamı ada rakam olur. Özellikle öğrenciyken numaralarımız vardı bizim lisedeyken vesaire, bilmiyorum şimdi var mı? Arkadaşları numaralarıyla seslenirdik. 3, 5, 10, 15 dediğim zaman herkes numarasını bilir. Kendisine seslendiğini anlardı. Böyle olduğunu düşünelim. Mesela Ramil Hecara. Şimdi Ramil Hecara olduğunda Rami atan demek, Hecara da taş demek. Bakın iki tane sözcüğün birleşiminden oldu. O zaman bunların parçalarının anlamı var. Mürekkep olduğunda parçalarının anlamı var. Çünkü parçaya bölebiliyoruz. Rami atan demektir. Müstakil bir sözcük. Bir sürü her türlü atış için kullanılır. Hecara da taş demektir. O da aynı taş, birçok şekilde kullanılabilir. Ama birleşmiş Ramil Hecara olmuş. İsim olmuş. Buna müellef, mürekkep lafız, mürekkep sözcük diyoruz. Peki efendim, birleşmiş iki tane kelimeden oluşmuş. Niye buna efendim mantıkçılar lafız diyor? Dikkat buyurunuz. İşte burada dilciler lafızcıların arasındaki farktır. Benim dil konuşmamı izlerseniz, sanıyorum Kur'an hermeneutiği içinde dil üzerine yaptığım bir konuşma var. Orada bunların üzerinde durmuştum. Dilcilerin kavramsallaştırmalarıyla mantıkçıların kavramsallaştırmaları arasında fark vardır. Mesela şimdi bu ifade ramil hecare dilcilere göre mürekkeptir. Ama mantıkçılara göre lafzen mürekkeptir, manası itibariyle müfrettir. Çünkü mantık müfret lafızlarla ilgilenir, mürekkeple ilgilenmez. Ama bu mürekkep, imma mürekkebun diyor. Fakat bu mürekkep terkip olmuş. Artık ne sadece atan demek, ne sadece taş demektir. Taş atan diye bir isim olmuş. Bakın alem olmuş. Buna Arapça alem isim diyoruz. Onun için de Arapça metinleri okurken böyle ifadeler kullandık. İza kânel murakkebu alemen, mürekkep alem olursa fehuvel mufredu, müfret hükmündedir. Hukmuhu el mufred. Hükmü müfrettir. Ama nerede? İndel menatıka, mantıkçılara göre böyledir. İndel lugaviyyun la, dilcilere göre o şeydir. Mürekkep lafız olmaya devam eder. Şimdi Arapçasının üzerinde de duruyorum ki sizinle hem de bu İsagoji metnini, Arapçasını sanki Arapça İsagoji okutuyormuşum gibi onun da üzerinde detaylı bir biçimde duralım diye. İnşallah bunları sizi
sıkıyor olarak değerlendirmesiniz. Şimdi hem bu okumuş olduğunuz bir cümlelik Arapça ifadenin aslında İngilizcesini okuyalım. Hem o Arapçaların karşılıklarını yine ilişkilendirmek suretiyle bu İngilizce Arapçadan hangi ifadeye tekabül ediyor onları görelim. Hem de işaretlemiş olduğumuz 2, 3, 4 ve 5, 4 tane dipnotumuz var. Bugün muhtemelen ancak o dipnotları okuyabileceğiz. Onları halletmeye çalışalım. Peki efendim. A vocable lafz demek. Vocable, sorry, kötü telaffuz ettim. A vocable bir lafız demektir. Bakın, el lafzu şu. Vocable lafz diye önüne yazmış zaten. That parantez içinde lafız that signifies meaning. Yani eddalu demektir. Bunu yukarıda verdiği için burada parantez içinde hatırlattı. Bakın burada eddalu şu. Eddalu şu kelime. Bunu eddalu yani bir anlama delalet etmek, bir anlamı göstermektir. Bunu bize burada parantez içinde verdi. Yani el lafzu delu demektir. A vocable that signifies meaning dersek bunun Arapça karşılığı el lafzu eddalu demektir. O halde bir anlama delaleti olan yani bir anlamlı söz demektir. Anlamlı söz yazalım şuraya. Anlamlı söz. Bir anlamlı sözcük, bir anlamlı söz is either ya singular müfret bakın singular ya müfret olur. Evet. Singular ya müfret olur. Şu ora gelelim or ya da composite mürekkep olur müellef. Bakın bu either or'la kullanılır her zaman. Either or. Demek ki bu either or imma şu Arapçadaki immaya karşılık bunlar. Şunlar. Demek ki bir lafız either singular or it is composite yani müellef, mürekkep demektir. Ya öyle olur ya öyle olur. Singular müfret namely yani that bu müfret sözcük which a part of it does not designate a part of its meaning. Bakın. O müfret sözcüğün anlamının bir parçasına does not designate işaret etmez. O sözcüğün herhangi bir parçasına anlam olarak delalet etmez. Yani anlamının parçası o sözcüğün anlamı parçalanmadığı gibi sözcüğü parçalasak bile anlam sözcüğün parçalarına delalet etmez. That which a part of it, o sözcüğün bu it singular word demektir. Bu müfret sözcüğün bir parçası anlamın bir parçasına tekabül etmez. Böyle bir özelliği yok tekil sözcüğün. Müfret, tekil sözcüğün, singular word, tekil sözcüğün böyle bir özelliği yok. Örneğin like a human, insan sözcüğü. Kel insanı dedi ya bakın like ke demektir. Like human. Or it is bu sözcük ya da composite müellef olur, mürekkep olur. Namely yani the opposite, bu opposite aksi tersi demektir, zıttıdır. Yani müfredin zıttıdır. La yekunu kezalik diyordu bakın. Opposite. Such as şunun gibi bir örnek veriyor. Such as şunun gibi bakın ke. One who bakın one who bir kimse ki isim. Bir kimse ki isim yapıyoruz. Bir kimse ki o ne yapıyor? Cast stones. Taşlar atıyor. Taşlar atıyor. Bu taşlar atma adama isim olmuş. One who kimsenin bir kimsenin taş atmaları ona isim olmuş. Ramil Hicara. Yani adamın adı Ramil Hicara. Ramil Hicara gel, Ramil Hicara git, Ramil Hicara nasılsın, Ramil Hicara ne yapıyorsun falan gibi adamın adı olmuş. İşte böyle olduğunda bu mürekkep de yine mantıkçılar için
manaya delaleti olan müfret lafızlar gibi değerlendirilir. Peki şimdi şerhlere inelim. Umarım anlaşılmıştır meramımız. Zaten Arapçayı okurken de kısmen bunları izah ettiğimiz için daha sonra İngilizcesini okumak daha rahat oluyor diye düşünüyorum sizin için. Efendim, yukarıda gördüğünüz gibi iki numaralı, şimdi burada göreceğiz, iki nolu dipnotu okuyacağız. İki nolu dipnot neydi? Onu bir önce anlayalım. Sonra nasıl bir şerh yaptı bize onu anlatacak. By complete accord. By complete accord bir lafzın manaya mutabıki olarak delaleti demektir. Bütünüyle tam uyumlu. Yani akord tam uyumlu. Zaten müzik enstrümanların tellerin seslerini birbirine uyumuna da akord yapma diyoruz ya, akord ediyoruz. Uyum sağlıyoruz. Evet. Tam bir uyumluluk, ona ne diyoruz Arapçada? El-mutabaka. Mutabık olmadır. Şimdi bunun ne anlama geldi? Bundan ne anlamalıyız? Yani bir sözcük manasına tamamen mutabık olarak delalet ederden tam olarak ne anlamalıyız? Bunu anlatıyorum. Diyor ki enin neyim? Şimdi buradaki ifadelere dikkatinizi istirham ediyorum. Burası önemli çünkü artık. Öncelikle bakın any name, herhangi bir isim. Herhangi bir isim. Of a species, bir türün, herhangi bir türe ait herhangi bir isim. Name olacak bakın, isim. Ama bu name nedir? Lafızdır. Bir sözcüktür. Bakın. Walkable. Any name of a species, herhangi bir türün bir ismi, indicates, ifade eder, gösterir. Ne? A creature of that species by complete accord, such as human, lion, bear, etc. Diyor ki, herhangi bir türün içinde yer alan bir isim gösterir, işaret eder. Neye? Bir varlığa, creature. Bu türün içinde yer alan bir varlığa delalet eder. Neyle? Complete accord, mutabık, bütünüyle, tam uyumlu anlamıyla. Örneğin, mesela such as, human, insan, lion, aslan, bear, ayı sözcüklerinin kendi türleri içerisinde o türün bir adı olmak üzere bir anlamsal işareti, indicates meaning, bir anlam ifadesi taşırlar. Örneğin bir ayetten örnek verecek. A Quranic example word be co in the verse. Verse ayet demektir. Ayette geçen, Bakara suresinde geçiyor bu ayet. İkinci sure 67. ayet. Bakara suresi. Ko malumunuz inek demektir. Ayette geçen bu sözcük, yani şu ko inek sözcüğü bir türün bir ismi olmak üzere bizim için burada ne olabilir? Bir örnek olabilir. Quranic example would be co in the verse. Evet. Şimdi tırnak içinde okuyacağımız kısım ayetin kendisi. Bunu farklı bir renkle işaretlemeye çalışalım, gösterelim müsaadenizle. Verily, Arapça bilenleriniz için söylüyorum. Bu sözcük verily, gerek Kur'an'la ilgili ayetlerin tercümelerinde, gerekse İngilizce gibi şey pardon hadis gibi, ayet gibi efendim şeylerde bu sözcük her zaman innema gibi vurgu edatlarının karşılığıdır. Gerçekten, kuşkusuz, şüphesiz demektir. Verily.
Verily gerçekten innallâhe demektir. Commands emrediyor. You size to sacrifice a cow, bir inek kurban etmenizi emrediyor. Allah size bir inek boğazlamanızı, bir inek kesmenizi emretmektedir. Şimdi burada dikkat ederseniz alt alta gelmiş yine cow burada. Bu diyor cow sözcüğü which, bu cow sözcüğü by complete accord mutabık olarak tam uyumlu olarak indicates that şunu işaret eder. Şunu gösterir ki well-known animal muhataplar tarafından gayet iyi bilinen bir hayvana işaret eder. Yani Allahu Teala'nın İsrailoğulları tabi bu. İsrailoğullarına bir inek kurban edin dediğinde İsrailoğulları cow sözcüğünün kendi aralarında o topluma ait her fert tarafından well-known animal gayet iyi bilinen bir hayvana tam olarak delalet ettiğini. Yani cow deyince onun ne olduğunu aslında biliyorlar. Yani biz insan deyince insan dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, rengi vesairesi ne olursa olsun işte insan aklımıza aynı şey gelir. Cow da öyle. Hence böylece any member of that species, bu yani iyi bilinen animal hayvan türü. Bu çok iyi bilinen hayvan türünün herhangi bir ferdi any member of that species would have sufficed in fulfilling the divine mandate. Yani inek dendiğinde akla gelen inek türünün herhangi bir ferdi would have sufficed, yeterli olacaktı. Niçin? In fulfilling the divine mandate, Allahu Teala'nın talebi, emri, isteğini gerçekleştirmek hususunda yeterli olacaktı. However, mamafih gel gör ki the children of Israel, bu the children of Israel ayette geçen bir ifadeye atıf olsun diye böyle büyük harflerle yazılmıştır. Benu İsrail demektir. Ya beni İsrail diyoruz ya. Children of Israel, Israel. Children of Israel, İsrail oğulları. Ne yaptılar mamafih buna rağmen yani herhangi bir ineği kurban etmeleri gerekirken ve ayette onlara sıradan bir ineği kurban edin diyorken bunlar ne yaptı? Children of Israel made yaptılar. The matter konuyu, mevzuyu yani bir ineği kesmek konu ne? Bir inek kesecekler. More difficult. Zor hale getirdiler. Probleme dönüştürdüler. For themselves kendileri için bir probleme dönüştürdüler. Ne yaparak? By asking, sorup durarak. For specification. İneğe ilişkin spesifik özellikler. Ne tür bir inek olsun? Rengi ne olsun? Büyüklüğü ne olsun? Kilosu ne olsun? Yaşı ne olsun? Dişi ne olsun? Specification. Detaylara inmek suretiyle. Detayları sorgulayarak sıradan bir ineği kesmeleri emir için yeterdi. Bu şimdi çok önemli bir fıkhi de bir konudur aynı zamanda. Şimdi Allah diyor ki bir inek kesin. İşte bu fıkıhla ilgilendiğinizde, fıkıhla ilgilenenler için de bunu söylemiş olalım. Kov dediğinde, kov, mantık bakın ne kadar fıkıhta önemli. Fıkıhla ilgili mantığın önemini görüyor musunuz? Allah kov dedi. Nedir? Kov mutlak olarak herhangi bir ineğe delalet eder. Herhangi bir ineği kestiniz mi bitmiştir. Buna mutlak ifadeler diyoruz fıkıhta. Mutlak olarak kullanmıştır ve karşılığı inektir. Ama bu hangi inek diye sormaya başlarsanız by asking for specification o zaman bu
sizin için bir sorun haline gelir, problem haline gelir. En so Allah ve böylece Allahu Teala da responded, onlar sordukça karşılık verdi. By making the matter, mevzuyu yaparak more difficult for them, onlar için çok daha karmaşık, çok daha efendim sorgulamayı gerektiren ifadeler kullandı bu sefer Allah. Aslında bu onlara bir cezaydı. Neden ben size bir inek kesin deyince gidip herhangi bir inek kesmediniz? Emri yerine getirirdiniz. Şimdi siz detay sormuyor musun? İşte ben de size şöyle söylüyorum. Şöyle sarı olacak, şöyle semiz olacak, böyle bilmem ne olacak deyince hadi buyur çık işin içinden. Peki bu paragrafla müellif bize yukarıda göstermiş olduğumuz iki numaralı mutabık olarak delalet etmek, complete accord. Bir sözcüğün anlamına mutabık olarak delalet etmesini ayetten de hareket ederek. Nasıl örnekledi? İnek üzerinden, cow. Allah bir cow kesin dedi. Cow, o dili konuşanlarda hangi anlama geliyorsa gidip onu keseceklerdi, bitecekti. İşte onu anlatıyor. Kov dendiğinde o çok bilinen, well known species, türün herhangi bir ferdi kov sözcüğünün manayı mutabıkıdır. İngilizcesiyle söylersek complete accord'dır. Evet. Üçe geçelim, üçü hatırlayalım. Partial accord. Partial accord, bu da kısmi uyumlu. Tazammuni. Bakın, biri gördük. İki, tazammuni. Partial accord'u konuşacağız. Şimdi bize partial accord'u nasıl anlamamız gerektiğini anlatacak. Partial accord. Şuraya da yazalım. Evet. For example, if one sees a distant figure and asks. Bir örnekle başladı şimdi. Diyor ki varsayalım ki eğer şayet one herhangi bir kimse sees görüyor. Ne? A distant uzakta bir figure, bir silüet, bir şekil görüyor ve asks soruyor. Bir kişi uzakta bir figür görüyor, soruyor. Diyor ki is that a creature or an inanimate object? Soruyor orada bir şey var. Bu bir creature, varlık, mahluk ya da cansız bir obje mi? Creature burada canlı manasında kullanmış. Çünkü or an inanimate deyince inanimate cansız demektir. Inanimate object bu. Şurada bir şey görünüyor. Canlı mı cansız mı acaba diye soruyor. Orada bir şey görünüyor. Bakın. Not seeking any other information. Başka herhangi bir bilgi, o görünen karaltı deriz biz Türkçe'de, değil mi? Karaltı görüyoruz ileride. Figure. Bir karaltı görüyoruz. Adam soruyor. Bu ne? Canlı mı, cansız mı diye soruyor. Başka bir şey sormuyor. Canlı mı, cansız mı diye soruyor. Not seeking any other information. Başka bir şey aramıyor adam. And we respond ve biz şöyle karşılık veriyoruz. It is a human. O bir insandır. Then o zaman human sözcüğü, biz human diye cevap verdik ya, it is a human. Bu figure'ın human olduğunu söyledik. O zaman bu human sözcüğü, human, bunu biraz incelteceğim müsaadenizle. Sözcükleri kapatmasın çizgimiz. Çünkü vurgulayamıyoruz. Bir sorun oluyor. Bu okuduğumuz metnin PDF'inden kaynaklı olabilir. Ben aslında bu PDF'i unuttum. Bilgisayarımda bir program var. Ona dönüştürerek bundan sonra efendim okuyayım.
Orada daha rahat renklendiriyoruz ve daha rahat altını da çizebiliyoruz. Ben böyle biraz şekil bakımından sizi rahatsız edecek çizgiler çiziyorum. Ondan kurtulmuş olalım. Onu unuttum ben. Şimdi hatırlamış oldum bu vesileyle. Evet, biz de cevap veriyoruz. Diyoruz ki o insandır diyoruz. O zaman human sözcüğü insan in our response bizim cevabımızda is used kullanıldı to indicate the meaning creature. Bakın, canlı bir varlık anlamında kullanıldı. Canlılık anlamıyla kullanıldı. Ve biz böyle deyince in our response biz cevap verdik. Ne dedik? Dedik ki it is human. O zaman bu neyi gösterdi? Indicate the meaning creature. Canlı mı cansız mı diye sormuş adam. O canlı da olabilirdi. Canlı anlamına da gelebilirdi. Cansız anlamına da gelebilirdi. Oradaki figür olarak. Biz insan diyerek o canlı da cansız da olabilme iki anlamdan hangisini netleştirdik? Creature. Bire indirdik. Partial. Bakın. By partial accord. İşte bu kısmi bir uyum. As creature is part of the meaning of a human. Çünkü canlılık insanın anlamının bir parçasıdır. Neden? Çünkü insan nasıl tanımlıyoruz? İnsan nedir? Akıllı canlıdır. Akıllı canlı. Konuşan canlı diyoruz. Bakın canlı, creature. Bu onun anlamının bir parçasıdır. Çünkü insan dediğimiz zaman hayvanun natık. Hayvan. Hayvanun natık. Ona tekabül ediyor. Bir başka örnek verelim diyor. Bu kısmi efendim anlam için. Başka örnek verelim. Another example is if a physician tells his patient. Bir doktor hastasına şöyle derse örneğimiz. You need more vitamins in your diet dese. Hastasına dese ki senin yaptığın diyetinde diyet yapıyor hastası. Diet diyetinde daha çok vitamine ihtiyacın var dese. You need more vitamins in your diet. Senin daha çok vitamin alman lazım diyor doktor hastasına ve devam ediyor. So bu yüzden de eat yemelisin. More fruits, meyve. Daha çok meyve yemelisin. And uncooked vegetables, pişmemiş doğal tabii sebzeler, yeşillikler yemelisin. Ateşin dokunmadığı, pişirilmemiş uncooked vegetables, yeşillikler yemelisin. Ama pişirmeden işte salata malzemeleri gibi. Böylece whereby he informs the patient, doktor bu ifadeleriyle ne yaptı? Hastayı informe etti. Yani bilgilendirdi. Artık bunlar da Türkçe'ye de girdi. Türkçe'de konuşuyoruz informe etmek falan diye. He informed the patient by partial accord. Bakın ne ile informe etti? Nasıl bilgilendirdi? Kısmi uyumla. Neden kısmi uyum? Çünkü those foods, bakın bu yiyecekler naturally, doğal olarak contain vitamins. Vitamin içerirler doğal olarak. İşte bu tabii olarak sebzelerin, meyvelerin neyse vitamin içermeleri başka anlamlarla birlikte işte bir sürü sebze meyve sayabiliriz vaktimizi almasın. Ama bunların hepsinin anlamının bir parçası da nedir? Vitamin içermektir. Biri şu vitamin içerir, öbürü bu vitamin içerir ama içerir. Yani bilmiyorum müellif kısmi manaya delaleti, bir lafzın anlamının bir kısmına delaletine ilişkin verdiği bu iki örneği umarım beğenmişsinizdir. Evet. Üç. Dört neydi hatırlayalım. Dördü hatırlayalım aşağı inelim. Concomitance lazımi manaydı değil mi? Burada da var. Oraya da yazalım. Lazımi, iltizami mana. Yani artık
dördüncü şerhimizde bize bir lafzın nasıl olup da lazımi manaya delalet ettiğine ilişkin bir açıklama da kısa bir şerhte bulunacak. Diyecek ki concomitance refers to, biliyorsunuz bu to ile kullanıyor. Yani indicates, gösterir, işaret eder demektir. Refers demesinin sebebi, mesela yukarıda indicates'i söyledi falan da burada niye refers'ı söylüyor hocam? Refers to'yu kullandı. Bu ayrıma da işaret edelim müsaadenizle. Çünkü refer bir çıkarım. Zihni, akli, tasavvuri bir çıkarım gerektirir. Yani orada yukarıda indicates deyince sözcük doğrudan bizi oraya götürür. Doğrudan ona bizi, o anlama bizi çeker. Bir show, bir gösterimdir o. Ama refer bir çıkarımdır. Bunu biz çıkaracağız zihnimizle. Onun için de bakın ne diyecek. Concomitance refers to a quality customarily or logically associated with a word. Diyor ki müellif, bir sözcük ile ilgili olarak, associated with a word, bir sözcükle alakalı ilgili olarak mantıki ya da customarily alışılagelmiş, bildik, aşina bir özelliği quality gösterir. Yani bir sözcük var, bir sözcüğü söyleyeceğiz. O sözcüğü söylediğimizde mantıki olarak, zihinsel olarak ya da customarily, adetsel olarak, alışkanlık olarak yaşadığımız o kültürün bizde oluşturduğu bir adet olarak o sözcüğün bir özelliğine zihnimiz gider. Quality, customarily or logically oraya gider. Yet ancak yet ne var ki not embedded within its complete or partial meaning. Bak, bu çok önemli bir ifade. Bunu şöyle müsaadenizle çerçeve içine almak istiyorum bu ifadeyi. Ancak diyor, şuna dikkat edelim ki bu concomitance lazımi mana sözcüğün ne mutabık manasında ne de kısmi manasında doğrudan yer almaz, içerilmez, embedded. Not embedded içerilmez. İçerilmez, kapsamaz. Within its complete or partial meaning. Ne manayı mutabıkında ne manayı tazammunesinde içerilir. Örneğin, for example, the meaning bir anlam, indicated, gösterilmiş, işaret edilmiş bir anlam. Neyle? By human. Human diyerek gösterdiğimiz bir anlam. Indicated. Meaning indicated, kendisine işaret edilmiş, gösterilmiş bir anlam. İnsan sözcüğüyle. Bu ne demektir? İnsan dediğimizde human, human dediğimizde bunu der demez doğrudan meaning indicated, bakın indicate ama refers değil. Indicate. Gösterilen anlam nedir? Bakın rational creature. Rational creature. Bakın. Hayvan, canlı, natık. Hayvanın natık. Rational, natık, akıllı. Creature, canlı. Anlamı göstermiş olur. Bakın. Ama diyor, ancak yet the qualities of being, onun, insanın varoluşsal özellikleri, varoluşsal özellikleri receptive to knowledge. Receptive to knowledge. İnsanın insan olmak üzere being qualities. Bakın tabii, being burada tabii manasına varoluşsal özellikleri var. Ne gibi? Receptive to knowledge. Bilgi elde edebilme yetisi. Bilgi öğrenebilme kabiliyeti. Or ya da able to write. Yazabilme kabiliyeti. Yani receptive to knowledge. Yani el insan yetemekken en yetaallem, öğrenmeye
getirir. Yestati en yetaallem. Able to write en yektube. El insan, insan ne yapar? Yektubu, yazar. Onun bir yazabilme istidadı, kabiliyeti vardır. İşte bu diyor insanın varoluşsal özelliklerinden olan öğrenme yetisi ve yazabilme kabiliyeti nedir? Are customarily associated with a human of sound senses and faculties. Faculties. İşte insanın öğrenmek ve yazabilme özellikleri customarily aşinayız, alışığız. Bizim için bildik bir şeydir. Human, insan sözcüğüyle ilgili olarak ve onun sound senses, sağlıklı duyuları, sound senses, sağlıklı işleyen duyular. The sound sözcüğünü sense, duygu demektir. Algı, sound'u birlikte kullanmasının sebebi insanın kulağı var ama duymayabiliyor, gözü var ama görmeyebiliyor, değil mi? Yani görebilen, işlevsel demektir. Sound, sahih de demek aynı zamanda, sağlam. Senses, sound senses and faculties. Faculty, yetiler, yetenekler. Diğer yetenekler. Bunlar insanın özellikleridir. So, o halde if one asks, bir kimse sorsa, for example, örneğin dese ki, is that creature receptive to knowledge and able to write? Bu canlı öğrenebilip yazabilme becerisine sahip midir diye sorsa, and we respond, biz de şöyle cevap versek, it is a human, o bir insandır desek, then işte biz o insandır der demez, biz ne yapmış oluruz? We, bakın, we have used human, we have used human, insan sözcüğünü kullanır kullanmaz to indicate, göstermiş oluruz. Neyi? Those two qualities. Bu iki özelliği. Neydi onlar? Which it does by concomitance. Bakın, o iki özelliği neyle göstermiş oluruz? Concomitance. Lazım, yazabilmek. Demek ki biz daha insan değil der demez, o insandır diyoruz. Öğrenebilir mi, yazabilir mi diye soruyor. Biz de diyoruz ki o insandır. Ve o insandır der demez ne de demiş oluyoruz? Lazım bana. Zihin nereye gidiyor? Customarily and logically, kültürel ve efendim mantıki olarak, zihin tasavvuru olarak nereye gidiyor? Direkt o iki özelliğe gidiyor. Lazımi manaya. Another example, bir başka örnek daha veriyor. Is an even number. An even number. Bunu şöyle işaretleyelim. Rengi de değişelim. Biraz farklı renk kullanalım. Bu çift sayı demek değerli arkadaşlar. Çift demektir. Örneğin çift bir sayı. Which by concomitance indicates. Çift dedik mesela. Çift diyoruz. Even number diye bir şey söyledik. Çift dedik. Zihin concomitance lazımi olarak ne yapar? Indicates, gösterir. That neyi? It is, bakın, it is divisible, bölünebilirliği. By two, ikiye bölünebilirliği hemen zihin çağrıştırır. Bu sayı çifttir dediğimizde, çift sayı dediğimizde zihin otomatik olarak ha bu ikiye bölünebilire gider. Neyle ikiye bölünüyor? Without remainder. Hem de kalansız olarak. Without remainder, kalansız. Kalanı olmadan bölüyoruz. Çift sayı çünkü. Değil mi? Kalansız. Ama tek olsaydı ikiye kalansız bölemezdik. İşte bu özellik a quality logically, bu mantıki özellik associated with the term even number. Çift rakam teriminin, ifadesinin ayrılmaz bir parçasıdır mantıki olarak. Onunla doğrudan ve zorunlu bir ilişkisi vardır. İşte buna ne yapıyoruz? Lazımi mana diyoruz. Peki buna
Neyle ulaşıyoruz? Zihinle. Zihinsel olarak ulaşıyoruz. İşte buna zihinsel olarak ulaştığımız için de müellif bize bunu İsagoji'de bir küçük cümleyle geçiştirilmiş olan iltizami manayı. Tabii bunların Arapça İsagoji şerhlerine girseniz bu iltizami manalarla ilgili neler tartışılıyor, neler görürsünüz. Evet. Şimdi burada da müellif bize yine bayağı bu 4 numaralı dipnot şerhinde uzun uzun anlatıyor. Şimdi bir şey daha önemli bir şey söyleyecek. Bayağı önemli bir şey söyleyecek. Bunun üzerinde inşallah duralım. Bir ayetten de örnek verdiği için konu daha sağlıklı inşallah anlaşılmış olacak. Diyor ki, "The indication of meaning by concomitance, bir anlamın lazımi olarak ifade edilmesi, bir anlamın meaning by concomitance, lazımi olarak the indication ifade edilmesi, is nedir? A powerful tool, güçlü bir vasıtadır, güçlü bir araçtır." Lazımi olarak vurgulamak diyor bir anlamı çok güçlü bir vesiledir. Ne de in rhetoric edebiyatta, belagatta. Belagatta rhetoric çok önemlidir diyor bu lazımi anlamlar. Bu yüzden therefore bu concomitance meaning used kullanılır very often in the Quran. Kur'an'da çok sık kullanılır. Onun için Kur'an'da pek çok ayeti kerimenin lazımi anlamlarına göndermeler yapılır. Bakın şimdi such as şöyle ki for example şöyle bir örnek verelim. Ayet bu şimdi. If you pardon ayet. If you pardon, overlook and forgive, then verily Allah is all forgiving, most merciful. Bu 64-14, 64 Tegabun suresi, yani Mü'min suresi de bazı şeylerde, mahallerde yaygın klasik gelenekteki surenin adı Tegabun'dur. Mü'min suresi olarak da geçiyor. 64 Tegabun suresi. Eğer yanlış hatırlamadıysam inşallah karıştırmamışımdır. Zihnim biraz yoruldu. On dördüncü ayette Cenab-ı Hak şöyle diyor. وَاِنْ تَغْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ. Ayetin orijinali bu. If you pardon وَاِنْ تَغْفُوا şayet bağışlarsanız overlook atfen devam ediyor. Ve şu virgüller ve yerine geçiyor. وَتَصْفَحُوا şayet bağışlarsanız ve kusurlarını görmezden gelirseniz. Overlook görmezden gelmektir. Ve and forgive bağışlarsanız. Tağfiru. Bakın. Pardon, tağfu. Overlook, tesfahu. Forgive, tağfiru. Başlarsanız. O zaman bilesiniz ki kesinlikle bakın innallaha verily innallaha Allah all forgiving en bağışlayıcı most merciful çok merhamet edicidir. Şimdi bakın bu ayet şimdi burada diyor ki müellif şimdi şerh yapıyor. The response karşılık vermek, karşılık olarak ifade etmek. Then verily Allah is all forgiving, most merciful ile. Şimdi cevap cümlemiz bu. Şart cümlemiz ne? If ile başlıyor. Şart cümlemiz eğer siz affeder,
görmezden gelir. Bağışlarsanız cevap cümlesi. Şüphesiz ki Allah çok daha bağışlayıcı, çok daha merhamet edicidir diyor. İşte bu cevap cümlesi Allah'ın şart cümlesinin cevap cümlesinde response cümlede indicates ifade etmekte. Neyle? By concomitance, lazımi olarak, belagatlı bir şekilde lazımi olarak Allah şöyle ifade etmiş. Şöyle demiş olmakta. İnna Allaha gafurur rahim dediğim demekle şöyle demiş olmaktadır. Demiş olmakta ki that Allah will forgive you. Siz insanları bağışladığınız için Allah da sizi bağışlayacak. Lazımi mana çıkarıyoruz. Bunları Arapça mantıkta akisler olarak da gördük. Aksi müstevâ, aksi nakiz olarak. İçinizde izleyenler oradan da görürler. Bakın diyor ki Allah diyor ki İnna Allaha gafurur rahim ayetinin iltizami manası, lazımi manası şudur. Allah da sizi bağışlayacak. Allah will forgive you. Sizi bağışlayacak. Ve have mercy, size karşı şefkatle muamele edecek. Neye? Bakın, neye karşı bunu yapacak? On you if you pardon. Overlook and forgive. Siz affettiniz. Görmezden geldiniz ve bağışladığınızdan dolayı Allah da size bağışıyla muamele edecek ve size şefkatli davranacak. This meaning is not explicitly stated in the verse. Bakın. Bu anlam, şu verdiğimiz anlam. Bunu farklı renkle renklendirelim, görmenizi sağlayalım. Şu anlam, iltizami olarak müellifin çıkardığı bu anlam. Diyor ki bu anlam, this meaning is not explicitly, açıkça, net bir biçimde stated, ayette böyle ifade edilmiyor. Ayet böyle söylemiyor. In the verse, ayette bu böyle lafzen böyle yok. Yet, ancak it is implied, ima ediliyor by Allah's being. Allah'ın olmasıyla. Ne olmasıyla? Allah's being all forgiving and most merciful. Allah mutlak bağışlayıcı ve mutlak merhametli oluşuyla. Allah'ın gafurur rahim, inna Allah'a gafurur rahim oluşuyla bize ima ediliyor ki Allah sizi, siz böyle yaparsanız Allah da size böyle yapacak. In that, işte bu durumda ki Allahu Teala onun için büyük yaptı. Allah, o Allah would recompense, bakın would recompense. Recompense'ın tam Arapça karşılığı yeczi demek. Karşılık vermek. Yeczi. Karşılık vermek. Allah karşılık verecektir. Those who, şu kimselere ki ellezine demek. Allah inna Allaha yeczillezine, Arapça çevirecek olursak bu İngilizceyi. İnna Allaha yeczillezine, şunlara karşılık verecektir. Neyle? Pardon, afla. And forgive, bağışlamakla. Allah da onlara af ve mağfiretle karşılık verecektir. Neyle? With his own mercy, sahip olduğu şefkat ve merhameti and forgiveness, bağışlayıcılığıyla. Forgiveness, bağışlayıcılık. Mercy, şefkat. Allahu Teala sahip olduğu şefkat ve bağışlayıcılığıyla ne yapacak? Müminlere karşılık verecek. Şimdi geldik beşinciye. Beşinci bizim bugün okuduğumuz yerde geçti. Mufret, singular, mufreti şimdi size konuşacak. Onu da okuyalım. Yorulduğunuzu biliyorum. Çok uzadığını da biliyorum ama şimdi bunu bölemiyoruz gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar, değerli izleyenler. Bölünce hoş olmuyor. Bunları böyle sayfalar halinde ve konu bütünlüğü içinde işleyeceğim. Karşılıklı biraz yorulacağız ama zahmetsiz de rahmet olmuyor malumunuz. Beni de hoş göreceğinizi umut ediyorum. Peki, number five,
Beşinci dipnot şerhini okuyalım. The comprehension of a singular vocable is termed tasavvur. Bakın, diyor ki müfret bir sözcüğün idraki comprehension idrak demektir. İdrakul lafzıl mufret demek Arapça bu. Neyle term edilir, kavramsallaştırır? Tasavvuru ile. Tasavvuridir. Yani singular word bir sözcüğün müfret oluşu, müfret anlamı tasavvuri yani zihinseldir. Such as şunun gibi ki comprehending the person Zeyd. Zeyd'i bir kişi, bir şahıs olarak idrak etmek böyledir. Mesela Zeyd bir isimdir, değil mi? Zeyd bir isimdir, noun bir isimdir. Ama biz Zeyd dendiğinde tasavvuri olarak, zihinsel olarak aklımıza ne geliyor? Neyin idraki geliyor? Bir personality, bir şahsiyet, bir person geliyor. İşte comprehending of a person when we heard Zeyd. Zeyd'i işittiğimizde zihnimize bir idrak olarak şahıs geldiğinde buna işte müfret diyoruz. Every nominal sentence, her isim cümlesi nominal sentence bakın, is composed of four tasavvurs. Dört idrak düzeyinden oluşur. Her isim cümlesi dört idrak düzeyinden terekküp eder. Birincisi comprehension of the subject. Birincisi neymiş? Özne. Yani isim nominal özne olur. Öznenin idrakidir. Comprehension of the predicate, öznenin yükleminin idrakidir. Dört idrak düzeyi var ya, özne var, yüklem var. Özne var, yüklem var. Tabii bunu fiil cümlesi gibi düşünmeyin. İsim cümlesi bu. Yani daha doğrusu şöyle diyelim de mantıklı olarak nominal sentence'a önerme diyelim. Önermenin öznesi var, yüklemi, mahmulü var ya, mevzu var, mahmul var. İdrak düzeyi. Öznenin idraki, predicate yüklemin idraki, comprehension of the, bakın, comprehension of the ascription of the predicate to the subject. Şu ifade önemli, onu böyle işaretleyeyim. Öznenin yüklemle ilişkilendirilmesinin idraki, comprehension of the ascription. Ascription atıftır, atfetmektir, ilişkilendirmektir. Öznenin yüklemiyle ilişkilenmesinin idraki, özne idraki müstakil bir, yüklem idraki iki, özne ile yüklemin ilişkilendirilmesinin idraki üç oldu. And the affirmation, affirmation of the ascription. Bu atfın, öznenin yüklem ile ilişkilendirilmesinin olumluluğu, affirmation, olumlu oluşu. Olumluluğu. Dört oldu. Şimdi bu sonuncusu, the latter, bu son derece önemli ifadedir. Zaten biliyorsunuzdur. The latter, son ifade ettiğimiz. Yani öznenin yüklem ile ilişkilendirilmesi, ona atfedilmesinin olumluluğu nedir? Tasavvur, tasavvurdur. Is termed, o tasavvur idrak bunlar tasdiktir. Yani şöyle farklı bir renkle renklendireceğim burayı bir daha ifade etmem gerekeceğim müsaadenizle. Dördüncüsü neydi? Öznenin yüklemle ascription oluşuydu. Yani ilişkilendirilmesiydi. İşte bunun şu sonuncusunun the ladder dördüncüsü neydi? Tasavvuri idrakin dördüncüsüne the ladder tasavvuri öznenin yüklemiyle olumlandırılması. Affirmation olumlulandırmak yani onaylatmak. Mukabil, mütekabil olduğu şeye uyumunu göstermektir affirmation. İşte bu dördüncüsü, idrak düzeyimizin dördüncüsü olan öznenin
yüklemine uyumu, özne ile yüklem arasındaki uyumun affirmation oluşu et-tasdik, tasdiktir. Zaten neydi? Tasavvur vardı, tasavvuri, idraksi. Bir de tasdiki vardı, tasdiki. Değil mi? Masadak diyoruz buna. İnsan tasavvuridir. Ama Zeyd insandır dersek, o zaman Zeyd öznedir, insan yüklemdir. İki. Bir, Zeyd öznedir. İnsan yüklemdir iki. Zeyd'in öznesiyle ilişkilendirilmesi. Üç, Zeyd'in insan olmayla uyumunu sağlamak, insanın Zeyd için bir tasdik, bir doğrulama, affirmation oluşu. Dördüncü ile ilgili olarak. Müellifin müfred sözcüklerle ilgili söylemek istediği son derece önemli bir şeye vurgu yapmış oldu. For example, örneğin, in the sentence, diyoruz ki Zeyd is standing. Zeyd ayakta duruyor. Hani bu cümle Arapçada da çok kullanıldığı için müellif de onu vermiş. Bunu şöyle yazalım çünkü çok kullanılır. Zeydun kaimun. Bu örnek çok meşhur olduğu için o da onu vermiş. Yani Zeydun kaimun. Zeyd is standing in English. In Arabic Zeydun kaimun demek. Peki diyor ki Zeydun kaimun. Zeyd is standing. The three tasavvurs. Bakın. Üç zihinsel ilişki arz Zeyd. Üçü Zeyd'le ilgiliydi. Bakın üç tasavvur, yukarıda üç tane tasavvur söyledik ya. Arz Zeyd, biri Zeyd'ti. İki Zeyd'in ayakta durması. Üç, the standing of Zeyd, Zeyd'in ayakta duruşu. Yani bir özne, iki yüklem, üç özne yüklem ilişkisi. The standing of Zeyd, Zeyd'in ayakta duruşu. Üç. Şimdi, while the tasdik, affirmation, tasdik is once affirmation of the standing of Zeyd. Burada sözünü ettiğimiz tasdik diyor. Bir kimsenin Zeyd'in ayakta durduğunu doğrulaması, onaylamasıdır. Once affirmation of the standing of Zeyd. Yani siz Zeyd'in ayakta olduğunu göstererek Zeyd ayaktadır önermesinin mantıki düzeydeki, tasavvuri düzeydeki dört ilişkisinin dördüncüsünde özne yüklem uyumunu gösterdiğinizde fehaza Zeydun kaimun diyoruz. Zeydun kaimun bir önermedir. Kadıyedir. Zeydun kaimun kadıyetun tasavvuriye. Tasavvuri bir kadıyedir. Önermedir ama tasavvuridir. Sonra gösteriyoruz. Fehaza Zeydun Zeyd kaimun ayaktadır. Bu da tasdiki, affirmation of, standing of Zeyd. Zeyd'in ayakta oluşunun efendim onaylanması, gösterilmesidir. Efendim çok yordum, beni hoş görün lütfen. Burada kalıyoruz el müfret. Şimdi dedik ya zaten bizi müfret ilgilendiriyor. Mürekkep ilgilendirmiyor mantık ilmini mantıkçıları. İlgilendiren şey müfrettir. Vel müfret imma kulli cüz'i diye bundan sonra artık devam edip gideceğiz. İnşallah kısmet olursa burada kalalım. Efendim.